Parkur Medya'dan herkese merhaba. Doğru, sen diyecektin ya. Doğru söylüyorsun. Parkur Medya'dan herkese merhaba. Bugün yanımızda E30 var ama bu E30 çok özel bir E30. Çünkü sadece 33 bin kilometrede ve her şeyiyle orijinal. Ben bugün bu arabayı ilk defa bindim ve beni çok şaşırttı. Sessizliğiyle, orijinalliğiyle hiç eski bir arabaymış gibi değil, sanki sıfır bir arabaya biniyormuş gibi hissettim. Eminim ki siz de çok şaşıracaksınız. Şimdi önce bir arabanın dışını gezelim, sonra da sürüşe geçelim. Dancım, M40 B16 döküm blok, alüminyum kapak. Şu sigorta kutusunun kapağı hep eğilir yamulur. Bunda bak, o bile yani, hani anladın mı? Bunda öyle çok fazla şeye giremiyorum ama yani her şeyi orijinal, her şeyi fabrikasyon. Ama yani BMW'ciler iyi bilir. Bu hep böyle yamuktur, kayıptır, bir şeydir. Bak, ilk günkü gibi duruyor. Arabanın 2019'da 22 bin kilometrede trigger kayışı değişti. Şu an 33 bindi işte. Kaç yılda kaç kilometre yaptığını 3 aşağı 5 yukarı oradan çıkarabiliriz. Onun dışında işte puntoları falan her şey orijinal yani. Çekersin sen de. Araba boyasız, değişensiz, kazasız, fabrikadan çıktığı haliyle duran bir araba. Tek bir tane modifiye var bu arabada. O da çok kullanılmayıp yattığı için aküsü bitmesin diye akünün oraya bir tane şalter yaptırdık. O kırmızı olan. Onun dışında arabada orijinal olmayan hiçbir şey yok. Ya o kadar güzel ki. Sıfır gibi ya. Aynen öyle. Ya şu kaput süngerinin falan duruyor olması, bak şu bakayitlerin duruyor olması falan, bunları böyle kolay kolay hiçbir E30'da göremezsin. Araba fabrikadan çıktığı gibi korunmuş, saklanmış bir araba. O zaman içeriye geçelim, sürüşe geçelim bir de. Sürüşte nasıl hissettiriyor? E30 konusunda sen en tecrübeli olansın zaten. Bize sen anlatacaksın E30'u bugün. Tamam. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet, geldik. E30'umuzun sürüşüne. Yani anlatacak bir şey aslında yok yine. Çünkü yine fabrikadan çıktığı gibi bir arabayla beraberiz ama bu sefer Türkiye'deyiz. 34 plakalı bir araçtayız. Onun verdiği bir rahatlık var. Bak şu an mesela bir tümsekten geçiyorum. Hiç fren de yapmadım, bir şey de yapmadım. Böyle fısır fısır. Ya çok iyi. Sıfır hani gibi araba hakikaten. Eski arabalar o dışarıdan rüzgar sesini falan alır ya. Hiç ses yok ya. Hiç ses yok. Direksiyonda hiç milim boşluk yok. Evet. Şu iç kondisyonu. Ben yola bakamıyorum sen kullanırken, biliyor musun? Sadece iç mi? İç dış da, ben şu an içeride, hani içeride önüme bakamıyorum. Sürekli şu göğsün elleyesim geliyor değil mi? Evet evet. Sürekli elleyesim geliyor. Buraları dokunasım, kurcalayasım geliyor. Çok iyi kondisyonda araba yani. Sıfır. Yine benim sevdiğim M1 diye geçen M6 videosundan da hatırlayacağınız direksiyon var bu araçta. Bu orijinalde aslında M3'te falan da çıkıyor, M6'da da çıkıyor. Normalde bunlarda 4 kollu direksiyonla çıkan modelleri de var. Onun orijinali de duruyor ama biz M1'i daha çok sevdiğimiz için varken neden kullanmayalım dedik. Bu arabanın orijinal BBS jantları da duruyor. Şu an üstünde saç, üzerine kapak olan jantlar var. Kışlıklar takılı çünkü. Araba hakkında başka ne söyleyebilirim ki? Yani fabrikasyon araç, boyasız, hatasız. 33 bin kilometrede. E30 bildiğin gibi 1982 ile 1994 yılları arasında üretildi. Bu araba 316i M40 motor var. Otomatik versiyon. Opsiyon olarak bu arabada ABS yok. ABS yok mu? ABS yok. Bu araba Borusan çıkışlı olduğunu şuradan anlayabiliyorsun. Normalde Alman çıkışlı arabalarda arkalarda kafalıklar olmaz. Ve Almanlar çok dakik oldukları için şurada devir saati yerine kocaman bir normal saat olur. Bu ya araba bazılarında evet devir saati yok. O Alman versiyonlarında mı? Aynen öyle. Alman versiyonlarında Almanlar çok dakik oldukları için, saatlere çok önem verdikleri için buraya kocaman saat koymayı tercih ediyorlar. Bundaysa saat burada ufak. Hidrolik direksiyon var opsiyonlarda. Biz Türkler de daha evdeyken, yoldayım, 5 dakika yoldayım dediğim için devir saati mi? Aynen öyle. Lazım oluyor. Yüksek devir gitmek zorunda kalıyoruz geç kalırken. 4 cam otomatik. Onun dışında öyle hani E30'da ekstra olarak sunroof olabilirdi. Ama bence işte sunroofsuz olması, su alması, çürümesi bakımından kabul edilebilir yani. Ben sunroofsuz araba da severim. Yani de sunroofsuz arabalar daha düzgün olur tabii. Bu araba üzerinde konuşmuyorum ama. Şu tavan döşemeleri çok güzel araba. Çok hoşuma gitti. Hemen buna da bir ASMR yapsaydın canım. Seversin. Tuncay'ı çağırayım mı? ASMR yapayım mı? Çık.
Peki M6'ya göre Hollanda'daki M6 videosunda siz çektiniz. Evet. Ona göre nasıl hissediyorsun? İç kondisyon olarak soruyorum tabii ki. Motor olarak sormuyorum. İç kondisyon olarak o da çok düzgündü ama ya ben şu sıfır kokusu var ya, o araba biraz yattığı için midir nedir? Ya, o araba çok daha uzun süre yatıyordu. O kadar yıkanmıyordu falan. Yani şu arabanın şu sıfır kokusunu çok net alıyorum. İç kondisyon olarak bu ondan daha iyi durumda. Bir de beni çok geçmişe götürüyor bu araba ya. Değil mi? Senin gerçeği E30'la bizim aslında bir video çektik, biz onu yayınlamadık. Yusuf'un kendi doğumuna gittiği bir E30'u anlattığı bir hikaye var orada. Yanış hikayesi daha doğrusu, araba nasıl yandığını anlattığı bir hikaye. Onu belki uzun halini koyarız ama daha henüz koymayız yani. Biraz daha inceleme videoları çektikten sonra, iyice tanıştıktan sonra sizle diyelim. Bizim sohbet anılar videomuzda tekrar yayınlarız uzun halini. O yüzden aslında bu arabayı senin anlatmanı istedim. Çünkü E30 konusunda yani bizim ekipte senden daha tecrübeli kimse yok. Evet. Sen ilk sahibi oldun, E30'u yıllarca kullandın. Evet. İlk plakasıydı arabanın. O da bu kondisyondaydı. Ben babamdan aldığımda 50 bin kilometredeydi. Yandığındaysa 133 bin kilometredeydi. Yine çok düşük. Yine çok düşük. Çok düşük. O da boyasızdı. Evet. O da çok güzel bir arabaydı. O Alman çıkışlıydı ama. M6'ya kıyasla şunu söyleyebilirim bir de Can. Şu konfor monfor, hani M6'dan çok bir farkı yok. Evet. Sıfır hissi falan da çok bir farkı yok. Ama gaza bastığın zamanki tepkisi, yani bu araba 105 beygir. Ama zaten onu hissediyorsun ama şu an işte bunda gazlayasın gelmiyor değil evet, mi? Evet evet, hiç onu diyecektim. Yani hiçbir gazlayalım edelim hızlı gidelim şeyi gelmiyor. Böyle tın tın gidelim. Fısır fısır pıtır evet. Pıtır. Ya şu sessizliği ben çok sevdim. Evet. Bu aslında biraz bana şu an Mercedes anımsat. Benim arabam manueldi. Hani böyle hiç gaz istemiyor, anladın mı? Yani böyle çok hafif bir gaza dokunuyorsun, ayağını çekiyorsun ve araba süzülüyor gidiyor yani. Çok vites güzel. Geçişleri de çok şaşırttı beni. O yıllardaki otomatik şanzımanlar nedense benim, gerçi benim bindiğim eski modelli arabalardan herhalde anımsıyorum. Bu kadar ya hissetmiyorum ben vitesin geçtiğini. İşte o da arabanın kondisyonuyla alakalı. Aslında Alman yılında yapmış ama evet. Türkiye'de maalesef BMW'leri çok güzel kullanmıyorlar. Şu ben şeyi merak ediyorum. Sen E30 bildiğinden dolayı söylüyorum. Bazı E30'larda şurada işte tuşlar oluyor, bir şeyler oluyor. O ne versiyon farkı mı? O da aslında opsiyon. M'lerde zaten kendinden geliyor. Arıza gösteriyor. Almanca bir yazılar oluyor. O da herhalde Alman versiyonu. Alman şöyle yok. Alman versiyonuyla alakası yok onun. O aslında opsiyon ama Alman kendini ürettiği için Almanca yazmış. Mesela M3'te bindiğimizde aslında bak bunları da detaylarda çekebilirdik. Her seferinde araba şurada bir uyarı ışığı yakar. Çek diye. Buradan çeke basarsın. Araba kendini kontrol eder. Bir hata var mı yok mu? Yoksa bir kere frene basıp sıfırladıktan sonra siler, evet. Sıfır şekilde gidersin yani. O aslında kendini sıfırlamış oluyor. Neyse daim üçü çekeriz ama Cosworth'da falan. Oralarda eksik kalan bilgilerimizi de çekeriz, tamamlarız. Şöyle bir dip gaz basmak istiyorum ne kadar gittiği de bir gözüksün. Ses geçişinde dipleri atıyor. Evet. Yani benim arabama göre işte otomatik şanzımanın verdiği bir ağırlık var. Ama işte senin de dediğin gibi bu arabada aslında güçle hiçbir işin yok yani. İnsana hakikaten çok değişik hisler uyandırıyor, duygular yaşatıyor. Ya yeni arabaların hiçbirinden şu keyfi alamıyorum ben. Sen de alamıyorsundur tahmin ettiğim kadarıyla yani. Can ben zaten biliyorsun, ben eski evet. Araba seviyorum. Yeni arabaya binince böyle bir 20 dakikadan sonra öfleyip öflemeye, agresif insan olmaya evet. Başlıyorum. Bak buna binince oluyor. Pamuk gibi oluyorum. Bu arabada galiba teyp yok. Niye yok teyp? Bende burada Blaupunkt'un kaset çalarlı teybi vardı. Demek ki o da opsiyonmuş. Bunda yok. Evet. Çünkü bu sonradan yapılma bir şey değil yani. Değil. Şu külüp kapağın duruyor olması falan bile çok enteresan. Baksana ya nasıl açılıyor, tüfek gibi ya. Döşemeler möşemeler de çok güzel. Yani her şeyi de orijinal gerçekten yani. Döşemeler evet. Bilenler camdaki yazıları falan yani. Bütün camlarına kadar orijinal, camdaki stikerlerine kadar duruyor. Bir de mesela cam bak. Bu da çok trikli bilgidir. Normalde şu dörtlü ikaz lambası veya işte şu rezistans tuşları ortası çatlar. Hepsi sıfır gibi. Sıfır gibi hiç kullanılmadığı için. Bunda o bile çatlamamış. Ya bu arabada nedense bir şey oldum ben. Herkesten uzak gitmek istiyorum. Ya, git, ya herkesten uzak git istiyorum. Kimseye yakın gitme istiyorum. Bir şey olur aman. Böyle tedirgin oldum nedense ya. Çünkü işte bu kondisyonda evet. Bir araba. Şu an bunu BMW müzesine versen alır yani. Artık yurt dışında da orijinal E30'lar fiyatları yükselmeye başladı diye biliyorum. Doğru mu? Doğru.
ülkemizde zaten film koptu yani. O gün sen gördün bilmiyorum. Bir tane 318i vardı kupe gümrükte. Ha evet, siyah olan. 977 bin liraya çıktı ya. 977 evet. bin lira. O 65 binde yazıyordu ama ben orijinal olduğuna inanmıyorum onun kilometresine. Çok da konuşacak bir şey yok aslında arabayla ilgili. Sürüş keyfini çıkartıyoruz. İzleyenler de bizle birlikte bu keyfi eğer aktarabiliyorsak sesleriyle, şeyle. Gerçi şey çektik, ASMR videosunu çektik. Aynen. Onu shorts olarak atarız. Şıkırttık, emniyet kemerleri, sinyaller, hemen kapı kolları, çakmaklık. Çalışmayan bir şey arıyorum da yani. Yok yok. Hiçbir şey yok çalışmayan. Şöyle bir şey, kendi fikrim. Sen katılır mısın bilmiyorum. Yolda, şimdi E30 aslında görüyorsun, çok görüyorsun E30'da. Şu kondisyonda bir E30'u anlamayan adam da anlıyor. Evet. Farkını gördüğün zaman anlıyorsun arabayı. Mesela tamam. Aynı model başka bir E30 koy. Tabii ki ya temiz E30'lar illaki vardır ülkemizde de. Ama bu kondisyonda az vardır diye tahmin ediyorum ve kullanılmıyordur muhtemelen. Garajlarda üstü kapalı yatıyordur o arabalar. İşte herhangi bir E30 ve bunu yan yana koyduğun zaman bu eski durmuyor nedense ya. Hani eski ama diyorsun ki bu araba klasik. Diğerine bakıyorsun eski bir araba diyorsun. E30'cular kızmasın bana ama yani durum hakikaten o şekilde. Ya imkanım olsa inan anneme, eşime hani bir araba alacak olsam şunu alıp böyle vermek isterim ki buna binsin. Veya işte garajda hep böyle bir şey dursun. Hani otomatik evet. Bir polo alacağıma veya herhangi bir şey alacağıma şöyle bir şeyin durmasını tercih ederim. İnsan bilmiyorum yani o çocukluk günlerime gittiğim için mi böyle oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama. Yok yok, hakikaten araba çok farklı hissettiriyor. Bir de senin çok özel anıların olduğu için bu arabayla gençlik yıllarında. Sana daha da farklı. Doğuma gittiğim için mi diyorsun? Annemin karnına tekme atmış. Ya hem doğuma gitmen hem yıllarca sen E30 kullandın. Evet. M50B25 swap. Ha? Aslında bir gün E30 M3 ile bunu ikisini beraber de çekebiliriz. Yani şeyden bahsedebiliriz isterlerse eğer izleyenler de. E30 kasada M3 ve bir 316'nın hem dış hem iç farklılıklarından bahsedebiliriz. Aynen öyle. Çok keyifli olur. Evet, güzel olur. M40 motordan biraz bahseder misin? Ben hiç bilmiyorum M40. 4 silindir enjeksiyonlu bir motor. Altı döküm blok, kapağı alüminyum. Ben çok uzun süre kullandım motoru. Hiçbir sıkıntı yaşamadım dersem yalan söylemiş olurum. Yıldan dolayı, kilometreden değil, yıldan dolayı tirgel kayışını değiştirmemiştim ben. Bir kere tirgel kayışını kopardım. Onda iticiler falan değişti yani. Öyle çok aman aman masraf açmadı. Onun dışında hiçbir sıkıntı, problem yaşamadım. Bende de LPG yok. Hani o LPG'lik performansını falan soruyorsun, onları zaten bilmiyorum. Yok, biz öyle arabalar incelemiyoruz herhalde, değil mi? O arabayla ben 205'te kesiciye giriyordum Can. Kesici de çok tatlı yani. Tabii bir işte o 325'ler gibi falan olmasa da kendince yine böyle bir vıt tıtı yapıyordu 205'te. Vıt tıtı. Yani fiyat performans bakımından çok güzel. Basmazsan az yakar. Basarsan çok yakar. Çok kaçmaz. Ama manueli yine de bende açık diferansiyel falan olmasına rağmen o geçtiğimdeki bütün apaçiliğimi atmama yardımcı olmuştur. Yetiyordu. Yani. Yetiyordu. Araba hafif ya. Peki bu işte bunun 325'indeki de yine hep aynı mı? M40B25 mi mesela yani? M40B16 ise bu. Bilmiyorum motor kodunu o yüzden. Onlar M20B25. E34'te M50B25 çıkıyor. Onlar karbüratörlü versiyonlar. Sonrasında da yeni nesli çıkıyor E36 ile birlikte. M40 2 veya 3 diyeceğim şimdi. Beni taşlayacaklar ikisi de. Hem M42 hem M43 çıkıyor. B18'i falan var. Onlar da IS motorlarına geçiyor artık. Bu arabanın sen aslında 318 IS'i olsa gayet tadından yenmez yani. Ben arabayı odaklanamıyorum hiç videoya. Sürekli arabayı inceliyorum ya. Keşke video bir çekmeden... Bir şey mi var diyorum ben de oradan. Hayır sürekli... Keşke video çekmeden önce bir 3-4 saat geçirseydim ben bu arabayı da bir... Doysaydım. Doysaydım, alışsaydım bir arabaya. Odaklanamıyorum hiç. Sürekli sağa sola bakıyorum. Şaşırıyorum bu kadar sessiz olmasına. Garip ya. Civatasına kadar orijinal olunca böyle oluyor. Ya Hollanda videosunda Vedat demişti galiba. Ya GTR'da ya Supra'da. Kaloriferi ısıtıyor mu? Kaloriferi ısıtıyor bunu. Ya, hani bu arabayı al bin Türkiye'ye git demişti ya. Evet, slow yol. Ben de şimdi bu arabaya bindiğim zaman al Almanya'ya git yani. Gider çünkü hissettiriyor gider. Yani. Evet. Hiç yani o güvensizlik tabii falan. Tabii eskiymiş. Yolda kalırım. Yok bir şey kalmazsın olur. Ya. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Ama işte bakımlarının falan da yani yapılıyor olması, böyle hep bir elimizin üstünde olması da onun en büyük etkenlerinden biri. Tabii. Yani. Bunun mesela bu debriyajının altı yani şu sol tarafta hep su alır, çürür mürür derler. Bu arabanın oralarına da hani bakım zamanı falan bakıyorum ben. İçinde bir çürüme var ne bir şey var.
kronik sorunları vardır illaki her arabanın olduğu gibi. Aklına gelen bir şey var mı bununla ilgili? Kronik sorun şu geliyor aklıma Can'cım. Bendeyken artık o zaman öğrenci olmamızın verdiği hep sürekli böyle yakıtı dipte kullanmamız mıdır nedir? Benim sürekli benzin pompam bozuluyordu. Artık yanımda bir yere gideceksen falan valizin içine bir tane yedek benzin pompası koyuyordum. Ben şey diyeceğim zannettim. Kronik sorun benzinin sürekli bitmesi diyeceğim sana. Onun dışında şu kalorifer motoru böyle artık bir 130 120 bine falan geldiği zaman bu bir ses yapmaya başlar ama tamir oluyor. O sol ayağın oradan çürüme yapabiliyor. Evet. Şuradan. Tabi bu arabada hiçbiri yok bunlar. Tabi. Onun dışında öyle aklıma gelen kronikleşmiş bir sorunu bir sıkıntısı yok yani. Bizim insanımız hep şey der ya, BMW alma ya hararet yapar, ya yağ yakar, ya şöyle olur ya böyle olur. Ben bunların hepsine karşıyım, hiçbiri gerçek değil. Bizim arabalarımız çok hor kullanılıyor, çok az bakım yapılıyor. Evet. Her alan aman gazlayayım, aman drift yapayım. Maalesef. O genç hevesiyle alınıp arabalar yıpratılıyor yani. Geçen gün S2000 için ufak bir konuşmuştuk bir videoda. Onu da yayınlamadık gerçi, bütün konuştuğumuz videoları yayınlamıyoruz. E30'da da aynı şey var. E30'u alıp yanlamak istiyor insanlar. Ama aslında E30, 316'dan bahsetmiyorum. Ama E30 M3 dediğin araba pistte o kadar kabiliyetli ki. Aynen öyle. Ama o yıllarda da ben E30 M3'ü alıp piste çıkan adam yoktur diye tahmin ediyorum. Türkiye'den bahsediyorum. Aynen öyle. Ama işte şimdi İbrahim Tatlıses'in Urfa'da üniversite vardı da biz mi gitmedik lafı gibi olacak. Yani tabii ama aynı şey 325 için de geçerli. E30 325 için de geçerli. E30 325 de pistte yine çok kabiliyetlidir eminim ki. Türkiye'de maalesef yanlamak için kullanılıyor sadece. O da yanlamak da yani sıfır çiziyorlar. Galiba E30'cular bizi taşıyacak bu videodan sonra. E30'cular birliğinden arıyorlar şu anda. Buyurun. Videoda böyle bir şey söylemişsiniz. Evet. Bu da yağmurda bin beygir mi? Tek teker bin beygir. Kilit yok. Gerek yok zaten. Bu arabayı kıyıp da yani şey yapamazsın ki. Ne oluyor lan? hiç kullanılmamış ki. Evet. İlk defa çalıştı galiba söyleyecek şu anda. Lastiği özelliğini kaybetmiş. Evet, bugün E30'la birlikteydik. Keyifli bir sürüş yaptık. Araba beni çok şaşırttı gerçekten. Bu sessizliğiyle, orijinalliğiyle. Hala daha arabayı sürekli sağına sola dokunmak istiyorum. Zaten çok teknik özelliklerine girecek bir şey yoktu. Bildiğimiz E30, 316. Ama bu arabayı özel kılan şey kondisyonu ve orijinalliği ve kilometresi. Videoyu beğenmeyi ve eğer beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Çünkü biz... Olumlu olumsuz eleştiriye açız ya. Evet, çok açız ya. Çünkü neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz inanın bilmiyoruz. Tamamen doğaçlama şekilde videolar çekip sizlerle paylaşıyoruz. Veya hangi arabaları görmek istediğinizde paylaşırsanız buluruz. Çözeriz. Hallederiz. Yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.